Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda olacak. 5. evinizde parlayacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcunun 10 derecesinde yeni ay ile birlikte yılın son güneş tutulmasını yaşayacağız. Güneş tutulması çok güçlü bir yeni aydır biliyorsunuz ve en az önümüzdeki 6 ayı etkileyecek. Önemli tesirler getirebilir hayatımıza. Sizin için keyifli bir tutulma, 5. evden gelen bir tutulma, şans evidir. Çocuklarla ilgili, hayatınızda yeni girişimlerle ilgili alanlarda ve aşk hayatınızla ilgili konularda tabii ki bu tutulma önemli tesirler, başlangıçlar getirebilir. Aslında Terazi Koç tutulmalarını 2023 Nisan'ından bu yana hayatımızda deneyimliyoruz. Şimdi bu Terazi burcundaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl bu aksa artık tutulma meydana gelmeyecek. Dolayısıyla biraz belki bir yıldır, 1,5 yıldır çocuklarınızla ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili bazı konular ya da kişisel girişimleriniz, şans faktörüyle ilgili alanlarda bazı yaratıcı girişimleriniz olabilir, bunlar sanatsal çalışmalarınız olabilir, hatta spekülatif alanlarda yaptığınız, aldığınız parasal bazı riskler de olabilir. Bu alanlarda bazı hızlı gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. İşte bu tutulma son bir bakış, belki bir döngünün tamamlanması, belki yeni bir düzenleme imkanı veriyor size. Güney yönlü olduğu için geçmişten gelen bazı konuları aslında tekrar karşınıza çıkarabilir. Bir şeylerle yüzleşme, yanlışları görme, düzeltme imkanları verebilir. Merkür'ün de burada önemli bir etkisi var tutulmada. Dolayısıyla zihnimizin de aslında çok hızlı çalıştığını görebiliriz. Düşünceler, bazı kararlar, bazı yine kontratlar, atılacak imzalar, anlaşmalar söz konusu olabilir. Para konularında da tabii ki aktif enerjiler var. Tutulmada çünkü Mars'ın Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Parasal harcamalarınız olabilir ya da bazı kazançlarla ilgili alanlarda yapacağınız bazı mücadeleleriniz, girişimleriniz olabilir. Risklere tabii dikkat edelim. Özellikle şans faktörünü iyi yönetmek gerekiyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan olumlu bir tesir aldığınız için çok daha şanslı çalışabilir sizin için. Eğer kişisel doğum haritanızda öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi 10-15 derece aralığında, hatta 5-15 derece aralığında gezegenleriniz varsa, o zaman bazı parasal stresler hissedebilirsiniz. Bazı ani harcamalarınız olabilir. Özellikle çocuklarla ilgili konular daha aktif olabilir. Risk aldığınız alanlarda da mümkün olduğunca temkinli olmanızda fayda var. Finansal konularda sevgili ikizler, ay boyunca Mars para evinizde olacağı için sizin en fazla enerjinizi alacak alan bu ay para konuları, harcamalar, masraflar, bütçenizle ilgili alanlarda biraz daha fazla mücadele içerisindesiniz. Plüto da 8. evinizde ve ayın ikinci yarısından sonra Plüto Mars karşıtlığı, Merkür Plüto arasındaki karşıtlık da aktif olacağı için hani para hesapları olabilir, borç alacak konuları olabilir, kredi işleri olabilir, faturalar, banka ile ilgili konular, sigorta işlemleri gibi konular. Biraz daha burada hep muhasebe yaptığınız, hesap yaptığınız, bütçenizi kontrol ettiğiniz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Ve Jüpiter biliyorsunuz Mayıs sonundan itibaren sizinle birlikte şans gezegenimiz ve bu ay 9 Ekim'de Jüpiter İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 5 Şubat'a kadar da Jüpiter geri hareketli olacak. Bu ne demek? Tabii ki Jüpiter şanslı bir gezegen ve hayatımıza maddi manevi büyüme fırsatları getiriyor aslında. İyice bir etki. Burcunuzdayken muhtemelen bu zamana kadar biraz daha hani kendinizi daha keyifli hissetmiş olabilirsiniz. Özgüveniniz artabilir, iyimser olmuş olabilirsiniz ve çeşitli fırsatlar da hayatınıza gelmiş olabilir. Veya henüz gelmedi ama gelecek olabilir. Şimdi Jüpiter gerilemesi bir şeyleri artık şu dönemde son 6 ayı şöyle bir gözden geçirip içselleştirmenizi istiyor aslında. Bu dönemde hayatınızda neler oldu, nasıl etkiler altında kaldınız, bunları doğru değerlendirdiniz mi, değerlendiremediniz mi? Bunları bir içselleştirmeniz gerekiyor. Biraz tabii ki Jüpiter gerilerken manevi anlamda, ruhsal anlamda derinleşme ve büyüme imkanları da verir bize. Özellikle ikizlerde anlaşmalarınızı, kontratlarınızı, verdiğiniz sözleri, konuşmalarınızı iyi analiz etmeniz lazım. Mesela bir söz verdiniz, tutmadınız. Bu bir sıkıntı yaratabilir. Burada hatalarınız varsa
Bunları gözden geçirmeniz gerekebilir. 8-9 Ekim, 13 Ekim, Merkür-Jüpiter üçgeni, Güneş-Jüpiter üçgeni nispeten ayın güzel günleri, iyi enerjileri var. Bugünlerde bazı eğitim fırsatları, aşk hayatınızda güzel bazı gelişmeler olabilir. Heyecan katacak size ya da çocuklarla ilgili sevindirici bazı haberler gelebilir. Seyahatler anlamında da güzel etkilerle de karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Ve 17 Ekim'e geldiğimizde Koç burcunun 24 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda tabii ki Terazi burcundaki Güneş tutulmasıyla bağlantılı, aslında aynı aksta meydana geliyor. Koç dolunayı 11. evinizde meydana gelecek. Bir tamamlanma, bir şeylerin farkına varma, belirli bir yol ayrımı ya da bir şeyin sonuçlanması gibi bir anlamı var. Yani üzerinde çalıştığınız bir projeniz var. Belki bir yıldır, 1,5 yıldır bu konuyla uğraşıyorsunuz. Geçtiğimiz 2023 Nisan'ından bu yana da başlamış olabilir hayatınızda. Bu bir tamamlanabilir, sonuç verebilir. Bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Bir başarı getirebilir size bu dolunay. Özellikle sosyal alanda, kariyer alanında fark edilebilirsiniz, alkışlanabilirsiniz. Maddi manevi ödüller alabilirsiniz. Tabii ki işte terfi etmeniz, kazançlarınızın artması ve benzeri tesirler olabilir. Bununla birlikte sosyal hayatınızı hareketlendirecek bir dolunay bu. Kalabalıklara girmeniz, bazı topluluklar içerisinde olmanız mümkün. Bununla birlikte arkadaşlarınız veya sosyal gruplarınız içerisinde bazı dönüşümler olabilir. Yani yeni tanışmalar olabileceği gibi bazı arkadaşlıklarının bitmesi, bazı özellikle organizasyonların tamamlanması ya da bir üyeliğinizi bitirmek gibi, yani bir gruptan ayrılabilirsiniz, bir kulüpten ayrılabilirsiniz. Hani bunun gibi bazı kararlar da verebilirsiniz, özellikle sosyal çevrenizle ilgili olan konularda. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa 24 derece ve yakınlarında, işte Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi, bu tutulma sizi daha fazla etkileyebilir, tesiri artabilir ve biraz da hani parasal konularda stres yaratabilir, bunu unutmayın. Güneşiniz ya da yükselen burcunuz 24 derece yakınlarındaysa, o zaman daha iyicil bir etki aldığınız için keyifli olacağınız, başarılı olabileceğiniz, bazı maddi manevi ödüller alabileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz sevgili ikizler. Evet, ayın 23'ünden itibaren Güneş artık Akrep burcuna geçiyor. Ayın 15'inden itibaren Merkür de Akrep burcunda olacak. Bu biraz daha sizin için eğlenceli konular, keyifli konulardan ziyade iş, görev ve sorumluluklar anlamına geliyor. Özellikle ayın son haftasıyla beraber çalışanlar için mesleki konulara daha fazla odaklanma söz konusu. Çalışmayanlar da tabii ki yaşadıkları mekandaki işlerle ilgilenebilirler. Biraz angarya işler de olabilir bunlar. İşte temizlik, düzen işleri, evcil hayvanların bakımları, kontrolleri ya da sizin rutin genel sağlık kontrolleriniz, sağlıkla ilgili uygulamalarınız, bunları ayın son haftasında daha fazla gündeminize alabilirsiniz ki bunlar Kasım ayının ilk yarısında da biraz daha meşgul olabileceğiniz konular olabilir sevgili ikizler. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.